Yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alayım. Buraya ders almaya geldik. Ders. Ağlamakla, gülmekle. Gülmek isteyenler sorunları çoktur. Ağlamak da var. Gülme, ağlama bir arada hayat oluyor. Allah öyle emretmiş. Şeytan da yaratan Allah, Adem'i de yaratan Allah. Evet. Kolay gelsin. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Yakın programına hoş geldiniz. Sizlere bu hafta her hafta olduğu gibi bu program kuruluş vesilesi olan çok kıymetli babam, yapımcı yönetmen ve sanayici Mehmet Tanrısever'i takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ ol oğlum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, elhamdülillah. İş sürücü. Beynim biraz yorulduğu için baba. Vallahi benim fıstık evet. Gibi. Hepsinin haberim tam... var, yorgun değilim. Evet. Aşk var, aşk. Aşk. Sizdeki aşk inşallah hep herkeste olur. Sadece bizde demiyorum, hepimizde, herkeste olur. İz Sürücü filmi, sinema filminin şu an çekimlerinin tam ortasındayız. Bugün bir günlük ara verildi, yarın devam edeceğiz. İnşallah. Film hakkında görüşlerinizi almak isterim. Nasıl gidiyor? Çekimler nasıl gidiyor? Umduğunuz gibi gidiyor mu? Performans, gördüğümüz kadarıyla performansınız çok yüksek. Maşallah, öncelikle Allah nazarlardan korusun. Amin. Şimdi Tarık, her şey aşkla başlar. Aşkla başlayan bitmez. Hep aşk olmak ister, yaşamak ister. Benim de bu süreçte aşkım çok yükseldi yani. Çalışma aşkım, sinema aşkım, Allah'ı anlatma aşkım, peygamberin yolunu anlatma aşkım, güzel insan olmanın aşkı çok yükseldi. Maşallah. Yorulmuyorum ya. Ben sabah 5'te kalktım. Gece de kaçta yattım? İşte 12 geçiyordum. 1'de yattım. Yani annenle de biraz sohbet yaptık. 1-1.30'da falan yattım. Sabah ezanına kalktı işte. Ondan sonra böyle. Maşallah. Yani şimdi 2,5 ay içinde sinema filmi bu 3. 3 belki birkaç ay sonra 4 olur. Hiç belli olmaz. Sinema filmi. Dizi değil bu. Sinema filmi. Bir de bu işleri çeken Mehmet Tanrısever. İmza Mehmet Tanrısever filmi dendiği zaman ultra kalite. Maşallah. En yüksek kaliteye de çekiyorum. Hem teknoloji olarak 6K çekiyoruz Tarık. Daha evet. Türkiye'de 6K yok. 6K çekiyoruz. Yani tabii ki bendeki performans diğer arkadaşlarda bulamıyorum, olamıyor. İşte orada biraz yoruluyorum. Herkesi kendim gibi sonra diyorum ya Mehmet kendine gel. Yani falan ama diyorum onlar da aşka ulaşsın falan diyorum. Ellerinden kollarından tutuyorum falan. Biraz orada dengelerim öyle oluyor. Kendimle değil de kendim gibi şey yapmak istiyorum aşkı bulmaları için. Zaten onun için çalışıyorum. İnşallah bütün ülkem bulur hatta. Bütün dünya bulur. Bu aşkı, çalışma aşkı, çalışma aşkı. Üretmek, ondan sonra dürüstlük aşkı. Daha önemlisi Allah aşkı, iman aşkı. Zaten oradan başlıyor bu aşk. Bütün aşkların kaynağı Allah aşkı. Onu bulursan ermiş olursun. Yani işinde ermiş oluyorsun artık. Aşında. Bir de Allah'ın lütuflarını görüyorum. O olmayacak işler oluyor ya. Evet. Gece yani şunlar diyorsun bir bakıyorsun. Bir de her film acemiyiz yani. Her film bir konuyu anlatıyor. Konu. Her sahne bir konuyu anlatıyor. Onun için her sabah çekime başlarken acemiyiz. Tabii bir zorlanıyorum yani.
Sonra sahneye odaklandığımız zaman oyun başlıyor. Artık var olma aşkı. Başkaları yaratma diyor da Allah'tan başka yaratan yok. Evet. Ben diyorum yapma aşkı icra ediliyor. Hayata geçiriliyor artık. Sonra o filmler işte seyircilerimize seyircilerimiz bir varmış bir yokmuş hikayeden ders alacak. Evet. Zaten filmler ders almak için bizim filmlerimiz. Tefekkür ettiriyoruz. Bu kötülerin işte nasıl bir zarar gördü, iyilerin nasıl bir sabırla muvaffak oldu, acılar bile olsa iyilerin sonunda muzaffer olduklarını gösteriyoruz. Bunun için filmi yapıyorum. Ama hep aşk. Gerçekten yorulmuyorum yani. Nasıl bir şey Tarık? Eskiden ben bir filmi 4 haftada, 5 haftada çekerdim. Hatta Hür Adam'ı 7 hafta çektim. 7. 5 hafta artı 2 hafta, 7 hafta. Neredeyse 2 ay. Diğerine diyor ama bir kalkamazdım yatar şeyden. Film bitince veya şeyden. Evet. Ya yorgunluğu yok kardeşim yani. İşte akşam arabayı ben kullandım. 150 kilometre gittik geldik. Evet. Aşk. Onun sebebi bence şu baba. Bir şey önce insan iradesiyle istemeli. İnanmalı. O işin önemine inanmalı. Daha sonra da vücut zaten o kondisyona ulaşıyor. İlk başta bir yorgunluk oluyor diyelim. Hani örneğin ilk egzersiz yapan bir insan ilk gün, ertesi gün yorgunluk yaşar. Sonra yapa yapa alışır. Vücut yorulmamaya başlar. Siz de önce zihni yormuyor. İşte beyin de bir organ. Beyni de siz çalıştırıyorsunuz. O da çalışmaya alıştığı için bence şu an o tempoya çıktınız. Peki bu yoğun tempo çalıştığınız 24 saatlik içinde kendinizi nasıl ödüllendiriyorsunuz? Aşktan başkan nedir olsun? O aşkı yaşadık sıra sevgi diyelim veya şu aşk bir üst derece. Aşk gelir geçer de sevgi kalıcıdır. Evet. Ama o aşkla yaşıyorum işte. Sevgi zaten sevgim var. Sinemaya herkes neyse. Aşk farklı bir şey. Uç noktada yaşıyoruz. Tehlikeli. Kaybolma ihtimali de çok. Risk de çok. Orada delirebilirsin de. Delirebilirsin. Kaybedebilirsin. Çevrene zarar da verebilirsin. Çünkü öyle bir yere geliyorsun ki bir anda farklı şeyler olabiliyor. Translasın yani. Bazen oluyor da kendimi tutuyorum yani. Ulan diyorum sabır et bakalım bilmem ne. Evet. Sinirlerin 3 noktada, çalışma 3 noktada, zihin 3 noktada herkesin uçmasını istiyorsun. Sonra bir şey gördüğün zaman yani farklı bir insan oluyorsun. O anda parçalamak istiyorsun. Neden bu iş olmuyor? Neden bu şey olmuyor? Bu sanat, bu gücü, bu şeyi yakalayamıyoruz ya. Buna kızma mı dersin? Bilmem ne dersin? O zaman kendimi işte toparlamaya çalışıyorum. Evet. Tempoyu diyorum düşür, bırak diyorum geçer. Ama işte ama öyle uçmak istiyorum o zaman. Diyorum onlar niye uçamıyorlar? Falan filan. Bazıları diyor da siz başkasınız, biz başkayız. Ya diyorum benim 2 tane gözüm var diyorum falan. Benim de kulaklarım aynı. Neyse. Evet. Of, çok güzel bir aşk. Orada da İslami bir öğreti, denge. Arapçası vasat. Denge orada devreye giriyor. İfrat yani aşırıya gitme, tefrit. Aşırı, gereğinden aşağıda kalma, duygusundan, düşüncesinden uzaklaşıyorsunuz baba. Neden olmuyor? Takdir ilahi. Allah böyle nasip etmiş. Belki de orta yolda gitmek, her şeyin en güzeli, en hayırlısı orta yol. Evet. İşte İslam da bir orta yoldur. Evet. Doğru yoldur. Orta tamam, demek aynı zamanda doğru demek. Bediüzzaman'ın da işaretül icazda bu dengeyle ilgili bir sözü var baba, notumu aldım. Vasat mertebesi hikmettir. Vasat yani denge dediğimiz mertebe hikmettir. Hakkı hak bilir. Yani Allah'ı doğru bilir. Onu örnek alır. Batılı batıl bilir. Şeytanı da yanlış bilir. Ondan kaçınır. Bununla ilgili neler söylemek istersin bu? Tabii Hallaççı öyle olmuş işte. Aşka eriştim deyince tanrısal aşka ben tanrıyım demiş yani. Ben Allah'ım diyor. Sonraları işte müritleri bilmem ne. Efendim böyle diyorsun. Yok ya diyor o yanlış falan diyor. Öyle denir mi diyor ya. Beni öyle dersem uyarım neyse. Sonra yargılanıyor halifenin önünde. Kesiliyor yani başı kesiliyor. Allah rahmet evet. eylesin. Şimdi bunlar farklı tabii. O nasıl bir boyut. Ben de işte oraya geldiğim zaman da
İfrat oluyor dediğin gibi fazla. Kendimi kaybediyorum yani. Ne yapayım travma ya? Gözlerim dönüyor ya açta. Transa geçiyorum. Evet. Dediğin gibi dengelemek lazım. Peygamber ama... Efendimiz de baba yani Kur'an'da tebliğ yaparken aşırı kendini kaptırıp da olmayınca da aşırı üzüldüğü zamandır olmuş. Evet, ayet geliyor. Sen evet. Görevini yap, üzülme. O bize bayit, Allah bana aittir. Kimin ne imana girip sen görevini yap. Sen iman sağlayamazsın. Ben istemediğim müddetçe. Öyle de üzülme, şey yap. Görevini yapmış olacaksın. Yine bir denge Allah tavsiye ediyor peygamber. Işte, öbür türlü delireceksin zaten evet. İşte. Üzüntüden, ayette geliyor. Neredeyse üzüntüden diyor, şey yapacaksın diyor peygamberimize. Yani üzüntüden, yani artık ne derecedeyse, yani neredeyse üzüntüden kendini yok edeceksin. Evet. Ayet geliyor böyle. Dengeli git diyor, değil mi? Sabırlı git. Ya nereden çıktı bu denge Tarık ya? Biz evet, açtan çıkış planlı, konuşmamız planlı değildi. Bak nereden nereye, sen de soruların ona cevap vermiş olduk. Evet baba. Denge. Allah'ın yönlendirmesiyle güzel bir şey çıkıyor. Ama şey de var tabii ki, hani bu noktalara gelenler de girip çıkacaklar böyle. Müracaat edecekler, tekrar aşağı inecekler, çıkacaklar, inecekler yani. Şeyde falan hani zikirlerde yapıyorlar ya, o cezbeye gelince oradaki şeyh veya şey ya Allah destur diyerek onları yavaşlatıyor. Tabii o olanlar oluyor. Hatta bazıları ayakımız kesildi falan derler falan. Benim bir iş hayatımda böyle. Destur demek lazım. Her şey yok şey gibi yani, hız tempom bir artıyor. Neyse. Bunu anlamak da tabii yaşamak lazım. Evet. Sezai Karakoç'un da dengeyle yani Arabi ifadesiyle vasatla ilgili bir sözü, farklı bir bakış açısı getirdi bana. Onu sizlerle paylaşmak isterim baba. Bir şey sınırını aştı mı zıttına dönüşür. Yanında şöyle devamı geliyor. Bir şey sınırını aştı mı zıttına dönüşür. Sevinç acıya, sevgi nefrete, haz ızdıraba, nimet külfete dönüşür diyor. Sınırını aştı mı? Evet. Ne güzel anlatmış. Farklı bir bakış açısı. Ben de geçen gün demedim mi sana dengeli yap dedim. Tabii bir yere bağlanmadım evet. Yani değil mi? Anladım. Tabii. Dedim üzülürsün dedim yani. Her şeyde denge. Evet denge. Ama Tarık şey çalışmada yani, da denge. Evet. Allah yani sadece Allah'ı sevgide bir denge söz konusu değil ama ha, onun her cinde her şeyde. Evet. Allah'ı sevmek denge yok. Evet. İstediğin kadar sev ama genel şeyinde bir dengeye gideceksin. Çok doğru. Ya bugün iyi oldu diye ben kendime ders çıkarıyorum burada. Estağfurullah. Şey bu sohbet benim için. Yani ama tabii peki tamam da ben tam orada insan ama bu ile aşta olduğu zaman yorulmuyorum yani çok güzel bir şey ya. Demek ki dengede gidiyorsunuz bu hayırlı olduğuna göre. Yani. Yok insanlara burada işte dengesi olabilir. Benim gibi düşünsünler, benim gibi çalışsınlar. Biraz işte orada dengesiz. Benim belli bir şeyim. Orada toler etmemiz lazım. Evet. Etmeye de çalışıyorum işte zaten. İşte bir şeyler oluyor. Sonra bakıyorum falan. Nedenlerin için sonra tamam diyorum ya. Merhametim önde yani benim. Sevgim, merhametim önde. Siz kendinize denk arıyorsunuz baba. O denkliği evet. Bulamadığınız zaman da... Yalnız hissediyorum. Evet. Yani herkesin istidadı farklı. İşte yalnız hissediyorum. O zaman üzülüyorum. Neden böyle yapmıyorlar, evet. Böyle burada vermiyorlar? Gerçekleri de kabul etmek lazım ama bunu da bu acıyı hep yaşayacağım böyle yani. İster istemez unutuyorsun, tekrar başlıyorsun. Unutuyorsun, tekrar başlıyorsun. O çalışırken veya başka bir şeyde. Of. Peki izleyicilerimize örnek teşkil etme açısından soruyorum. Baba, hayatınızda dengeyi kaybettiğiniz bir tecrübeniz oldu mu? Olduysa bu durumdan nasıl kurtuldunuz? Ya Tarık önce izleyicilerimiz, vatandaşımız, halkımız önce bu aşka verirsen sonra dengeyi bulalım. Yani. O yok ki denge yapacak. Vasatta duruyorlar yani. Altta duruyorlar. İşte vasat zaten denge demek. Yok ama o vasat demiyor. Vasatın çok altı. Altı yani. Evet. Öyle oraya bir gelsin bakalım da sonra vasata in diyeyim yani ben ona. Ortaya in ya kardeşim. O aşka uğraşan yok ki Tarık ya. Herkes yeme içme. Evet. Tatil peşinde 10 milyon emekli var yan gelip yatıyor. Ya ne yatıyorsun kardeşim ya küfleniyorsun, hastalanıyorsun. O hastalıklar devlet de zarar ediyor ya. Devamlı eczaneye, doktora yazık yani. Git çalışın ya. Ağaç dikin. Bir şey yok. Geçen bir belgesel seyrediyordum. Ya, ev alımla ilgili bir İngiliz kanalı. Ya da bu gece.
Diyor ki adam karı koca, ya diyor ben evde örgü işler olacak, bir odam olması lazım diyor. Bak ev işleri örgü yapıyormuş adam. Erkek, emekli herhalde onlar, 150 bin isteyen işte o da 1 milyon 600 bin lira Türk parası değer bir yedi değerinde bir ev istiyorlar. Ben de bir odada diyorum ev işleri yapacağım diye. El işleri evde. O adam emekli ama. Evden çalışıyor. El işi evet, yapacağım el neyse işte. Artık. Boya mı, çorap mı örecek, bilmem ne mi yapacak. Ne yapacaksa işte yapacakmış. Adam bak emekli çalışacağım diyor. Karı koca. Onlar bir böyle ev şeyi, arama şeyleri yapıyorlar belgeselde. O eve bakıyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor bazen. Onların düşünceleri şey yapmıyor. Yani böyle. Bu gece seyrettim ben. Evet. Bizdekiler nerede ya? Tam çalışan az da olsa emekli var. Diğerle uyuma kardeşim. Birbirinize söyleyin. Uyuma. Çalışın kardeşim. Pas tutmayın. Bir de bir türlü hastalıklar, ağrılar başlar. Diğer gençlerimize çalışın kardeşim. Mesleğini bulamıyorsan bir yerde işçilik yap, şey yap. Sonra gene meslek neyse oraya yükselirsin. Paslanma kardeşim. Of pof deme. Bütün hastalıkların başı tembelliktir. Tembellik. Vakit geçme. Bütün vesveselerin başı da tembelliktir. Vesvese gelir şeytan sana. Şundan buna. Ama çalışsan... Çünkü iş sana zaten ibadete geçiyor. İbadette de zaten vesvese kaçıyor. İş yapmış oluyoruz. Evet. İş adamlar benim bu sohbetim hoşuma gider. Abi siz konuşun da işçiler daha iyi çalışsınlar. Devletin de hoşuna gider. Yöneticiler der ki bu emekliler çalışsın da hastalıklar azalsın. Sigortadan da büyük masraflar olmasın gibi. Tabii ya ülke bizim ya. Çalışın. Kafayı ben zaten burada dengesim var. Çalışmakla vermişim. Herkese çalışın diyorum. Çalışın. Çalışmakta çözüm var baba çünkü. Yani. Evet. Bütün evet. Psikolojik, her şey. Ruhani, manevi aynen. Sıkıntılardan evet. Uzaklaşarak bir çözüm sunuyorsunuz. Evde kala kala problemler başlıyor. Korkular başlıyor. Sonra ölüm korkuları. Her şeyi düzene koyuyor. Uykuyu düzene koyuyor. Her şeyi. Beslenmeyi düzene aynen. Koyuyor. Midenin organlarının çalışmasını düzene evet. Koyuyor. Evet. Yani bir ev hanımı en iyi şekilde çocuğuna belki iyi bir anne olabilmeli. İşte onun uyku saatleri. Elinde ev hanımın bez eksik olmaması lazım Tarık. Pırıl pırıl tutmalı. Çocuk varsa çocuğuna böyle çalışmıyorsa evinde kalıyorsa. Ev çalışanlar ayrı onlar da çalışıyorsa evine katkı evet. Yapıyor. Ama böyle olmalı. Yan gelip yatmamalı. Kocası gelince pijamayla karşılıyor, eşofmanla karşılıyor. Bakımlı olacak. Kocana sahip ol kardeşim. Tabii erkekler de ona göre iş yapacaksın ki eşine ve çocuklarına güzel hayat sağlamaya çalışacaksın. Gerekirse ikinci iş. Amerika'da bu çok yaygındır biliyorsun. Ben diyor günde 2 iş yapıyorum. Tabii. Hatta 3 iş yapanlar var. 5 saat birinde çalışıyor, 4 saat birinde mesela gündüz bir fabrikada çalışıyor. Gece de garsonluk yapıyor, başka bir işe gidiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Amerika'da çok yaygın. Şu an o sektörler çok çok daha arttı. Çünkü hani akıllı telefonlar, internetin artmasıyla internet üzerinden iş imkanları, işte evinde aracı varsa aracıyla taksicilik yapabilme, hatta aracını kiraya verebilme. İşte efendim evinden alışveriş yaparken bile onu kâra çevirebilme, tavsiye ettiği zaman eğer takipçileri varsa oradan komisyon alıyorlar o alışverişten. Yani her şeyde bir düşünen insan için bir kazanç, bir gelir evet. imkanı şu devirde daha da arttı. Bir de yalan söyleme. Başka ne? Yalan söyleme. Muammer Bey sen mi söylüyorsun bir başka ne diyorsun? Gene yalan söyleme. Yalan söyleme kardeşim. Evet. Şu an Çırağın Arayışı filminden bir sahneyi kafamda canlandırdınız onu. Evet. Yalan söyleme. Şey soruyordu. Yalan söyleme. Hayatta dedi sorusu tam satırlar aklıma gelmedi. Hayatın anlamı nedir? Yalan söyleme. Mehmet karakteri yalan söylememek. Tekrar aynı soruyu nedir? Yalan söylememek. Tekrar soruyor nedir? Yalan söylememek. Sonra diyor ki aferin. Bütün pisliklerin başı yalandır. Zaten münafıklığın alameti yalandan başlıyor. Bunu söylememeye çalışalım. Bizim sesimiz duyan kardeşlerimiz. Düşünün ben günde ve haftada ve yılda hiç yalan söylememeye çalışıyorum. Ona göre ilkin zor olur ama sonra alışacaksın bereketini göreceksiniz. Sonra bana dua yaparsınız. Ya güzel, çok önemli bir nasihat bu. Önemli bir hayat tarzı, iksir.
Hayat iksiri bu. Yalan yoksa her şey güzelleşir. Siz iradenizle baba doğru olmayı seçiyorsunuz. Bu sizin kaderinizi etkiliyor. İradenizle kaderinizi etkilemeyecek de bazı olayları Allah yaratıyor, sizin karşısında çıkıyor. Bunu da her program başında gülmek de var, ağlamak da var diye özetliyorsunuz. İmtihan olarak özetliyorsunuz. İmtihan çünkü Tarık şöyle diyelim. En büyük acıları, kederleri peygamberler çekmiş. Peygamberimiz Hazreti Musa. Bakın onları. Burası imtihan. Ağlamak da var. Tabii. İbrahim ateş atılıyor ya. Evet. Oğlunu kesiyor ya. Allah'a aşağı sadist mi? Benim için de kurban et bakalım oğlunu. Tam bıçağı vurduğunu koç iniyor işte. Ama herkesin bildiği bir şey. Sünnet. Yani evet. Bak. Deneme yapıyor. Test yapıyor Allah bizi. Ruhlar aleminde parmak kaldırmıştık. Dünyaya biz teste geleceğiz. Allah diyor ki burada ağlamak da var, gülmek de var diyor. Orada söylüyor. Saklanmaç oyunu gibi. Ben saklanacağım. Ben yokum. Doğduğunuz zaman beni bilmeyeceksiniz. Var mısa herkes çıkıyor. Sonra Allah saklanıyor. Kitaplarıyla, peygamberiyle kendini anlatmaya, tabiatla orada bulacaksın Allah'ı işte. Evet. Yüceliğin. Bulduğun zaman bir de Allah'ın emirler var tabii. Bulduğun da önce imanla olsa emirler. Şunları yapma, yalan söyleme. Evet. Yalan söyleme. Bunun gibi. Bunları da yaptığın zaman aslında cennettik. İnşallah. Makbul ve güzel iş işte. Makbul ve güzel iş derken tembel olma. Çalış. Yan gelip yatma. Ve öyle bir din. O zaman acılarla, kederlere boğulursun. Allah'a da hesap verirsin. Neden yan gelip yattın? Beşikten mezara kadar ilim. Cuma günü bile baktılar. Gene anlatalım bunu. Cuma, yani öğle namazı farz 4 rekat. Toplama cuma günü, cuma demiş ona. 2 rekat edin. Diyor ki 10-15 dakika konuşun. Dünya işleri, bilmem ne işleri konuşun. Ne işi? Ondan sonra diyor farzı da ikiye indirin diyor. Ama diyor sonra ayette hemen işinize tekrar İşin dönün. Var mı? Okuyun ayetleri. Cuma suresi. Kur'an oku. Kur'an oku. Neden? Der ki tatildir. Bilmem benim günü 50 rekat kılın dememiş. 100 rekat. Hatta tatil yapın der. Öyle bir şey yok. Git diyor 2 rekatı indir ve işine sarıl. Çok. Anlayan kafaya, kalbe, zekaya çok güzel nasihatler var. Burada insan huzuru, yönünü bulur Tarık ayetlerle. Peygamberimizin yaşantısıyla. Bir de örnek alacak insanlar var. Ya ben Leli'nin hayatını okuyorum. Ondan örnek aldım ne biliyorum? Adam çok dürüst. Leli. Çok dürüst adam ya. Komünist ama dürüst. Sekreter oluyor. Başa geçiyor yani. Rusya'da. 17 devrimleri. 600 euro bile maaş veriyorlarmış Tarık buna. Evet. 1200'e çıkarıyor. Dürüstlüğe bak. Sonra başkaları çıkartıyor yani. Tabii oradaki yönetim çıkarıyor. Evet. Diyor ki prezident bundan sonra senin ailen 1200 olsun. Diyor siz bana hakaret mi ediyorsunuz diyor ya. Ben ne yaptım? 600 euro bile bana yetiyor. İade yapıyor Tarık. Bak solucama bilmem bazı ateist diyor. Ya adam ben onun müzesine gittim. Kaç tane Kur'an-ı Kerim vardı biliyor musun sen? Hep okumuş onları okuyor. Evet. Onlar sosyal adalet diye çıkmışlar işte cami bilmem neyse. Ben çok ama benim için dürüstlük önemli oldu. 100 puan dürüstlük. Dürüst adam. Bir de diyor bana yeterli ülkesini düşünüyor. Neyse. Evet. Rejim geldi gitti. Ama onların benim için adalet gibi dürüst. Ama sonra çökmüş birbirine girmiş ayrı konu. Bu kimde de varsa güzel ahlak, dürüstlük, adalet, efendim işleri iyi yapmak, kapitalizm mesela, vahşi kapitalizm diyoruz değil mi? Evet, orada acıma yok. Herkes işini yapacak. İşini yapan kazanır. Hoşuma gidiyor bu da benim. Herkes işini yapacak kardeşim. O da ayet. Evet. Makbul ve güzel işi. Amerikalılar yapıyor, Avrupalılar yapmış yani değil mi? İşte Japonlar yapmış. Makbul ve güzel iş yapmışlar. İşte arabaları. Şimdi bize de yeni başladı tabi bunlar. İşte yeni ama adamlar çok önde. Evet. Allah'ı bulsalar ahiretleri de önde olacak belki. Ya Tarık çok biliyor Allah hepsi. Yani, çok milliyetçi. Bilenler kurtarmış demek. Ya biliyorlar ya. Ha, ateistler de var veya inanmıyor. Ayrı bir şey. Ben onu diyeyim. Bizim evet. Ayetin ışığında imandan sonra işleri makbul ve güzel geldi. Kim yapıyor bunu? Almanlar yapıyor. Japon. O zaman
Biz ne olamamız? Rahip bize emretmiş. İşleri makbul ve güzel. Daha iyisi, evet. Daha iyisi. Sonra diyor ki, dürüst ol. Kim yapıyor dürüstlüğü? Bu insanlara örnek alacağız. Evet. Ayet var zaten. Öbürü de diyor ki, sabırlı olun diyor. Yani sabır demek, yani bir şey yaparken sonuna kadar eşitlik prensibi vardır. Sosyal adalet yani. O da, ona da yorumlayabiliriz. Adaletli ol. Herkese adaletli ol. Sosyal ol. Evet. Dün biz orada çekim yapıyoruz. Orada imama koltuk koymuşlar, nikah kıyacaklar. Öbürleri de sandı. Kaldırın lan dedim orada. İmamın dedim ne üstüne var lan dedim. Koltuğa koyuyor, oturuyoruz. O da sandalye oturuyor, evet. Öbürü de sandalye. İçim oturuyor, ne üstüne var? İmam dedi bir şey zaten öyle orada. İki kişi şahit olduğu zaman nikah kıyılır. Evet. Tabii. Neyse biz öyle. Onda... Onu ben de söyledim baba orada. Siz hazırlık yap dediniz ya çıkardınız. He. Buraya da sandalye koyalım dedim. He. İşte orada dediler ki yani görüntü olarak daha güzel duruyor falan dediler. Bir de böyle bırak... şeyime gitti, kaldırdım zaten ben. Evet. Aklın yolu bir. Çok yer kapladığı için dedim çok yer kaplı yani sandalye. Gerek yok öbür türlü üstünlük yok. Evet. Herkes aynı. Ha, bir kürsüsü vardır adam, makamı vardır. Şu masası, koltuğu vardır ayrı. Evet. Misafir ayrı ama öyle toplumun içinde üstün görünmeyecek. Evet. Üstünlük ahlakta, takvada, yaşantıda. Şeytan da çok biliyordu. Evet. O kadar ilim sahibi de ki meleklere falan ders sohbet yaparmış. Ne oldu? Gurur ve kibiriyle. Evet. İşte böyle. Şeytanlaşmamak lazım. İnsanlar da şeytanlaştırmamak lazım. Bir şey zannederler kendilerine. Devletin verdiği imkanlar, makamlar değişmeyecek. Tevazu da. Hepimiz insanız. Halkımıza hizmet edilecek. Evet. Biraz önce kaderle ilgili bir şey sormak istemiştim de baba. İrademizle hayatta kararlar alıyoruz. Siz dürüst olmak istiyorsunuz. Dürüst olmak istediniz. Oldunuz. 23 yaşında. Kaderinizi Allah ona göre yarattı. Peki bazen de yaşamak istemediğimiz şeyleri ihmal edilmiş hatalarımızdan dolayı yaşıyoruz. Belki tokatlar alıyoruz. Şefkat tokatı derler bunlara. Evet. Bunlar içinde seçebilip iradenizle karar verebildiğiniz bir kaderi karar sizin için ne olurdu? Yani ben bu şekilde bir şey yaptım ama tekrar yapacak olsam farklı yapardım. Veya burada benim irademin olmasını isterdim. Allah'ın bana yarattığı bu kaderde gibi. Öyle bir karar olsa hiç öyle bir şey düşündünüz mü? Şöyle açıklıkla söyleyeyim, hiç düşünmedim. Hatta çok zor geçirdiğim günler bile Allah öyle mütmain yaptı beni. İyi ki dedim onları geçirmişsin. Mutlu oldum yani. Evet. Dolandırıldım. Yüz milyonlarca öyle diyelim geçmişti. İyi ki yaşamışsın bunlar diyorum. Büyük tecrübe kazandım. Hayır olmuş. Olgunluğu. Yani içimde keşke de çıkmıyor Tarık. Hiç, yani sen ben de duydum keşke şöyle olayım diye. Evet. Duymadım. Yani keşke 30 yaşında olayım. Keşke 40 ya. Keşke şu diyeyim. Ben onları yaşadım. Bedelini veya imtihanı geçirdim. İmtihan onların hepsi. Mümin imtihan olacak. Ve o nimetlere eriştim. Ha yaşamak istemem bir daha. Hiç kimse imtihan olmak istemez. Zor bir şey. Ya başaramazsam? Korkum evet. Var zaten. Ya başaramazsam bu zorluklara isyan edebilir. Hep bana mı diyebilir. Evet. İşte bugün böyle bir zorluk oldu, sıkıntı. Allah'ım dedim, geçen sene oldu bir zorluk. Bu sene de oldu zorluk. Yani böyle bir şey işte. Neden gibi şey söyledim. Evet. Yattım. İşte o gülüm şarkısı çıktı. Sözler. Sözler. Gülüm benim. Yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Öyle. Derinden, semadan geliyor bu sözler. Gülüm benim. Bak gülüm. Bu musiki de var mıydı baba? Benzer, bu tarzı. Benzer bir buradaki şey. Buradaki musikiye benzemiyor da. Ama koru mu diyeyim Tarık? Evet. O kadar keyif aldım. Hayır olsun. Tabii kalsın. Gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen
ağlamasam sen bu hayattan, bu küredeki hayattan, dünya hayatından ders alacaksın. Evet. Rüyamda gene diyorum bunları yazayım, unutmayayım. Sonra uyumaya devam ediyorum. Sonra bir karabasan diyorlar işte, bir ağırlık geldi, bir çöktü. Ya kalktım, korkuyorum zaten onlardan, karabasandan korkuyorum. Ben korkma diye ürperiyorum, kalkmayı istiyorum, kalkamıyorum. Hemen dedim yazdım o zaman. Dedi ki yaz bunu dedi, bak uyuyup kalacaksın. Yazdım, sonra bunu şarkı yaptırdım işte. Malum ben her sohbetlerde bunu şey yapıyorum, geciz bir şekilde hatırlamak. Ama bunu söylerken de hayatımı tekrar hatırlıyorum. Burası diyorum gülmek ve ağlamak yeri. Ders almaya. Evet, hayır olsun baba. Çok... Amin. Ha, hepimize ama herkes bundan ders alsın işte. Allah size burada bir burhanını göndermiş. Psikolojik olarak o dengede tutması için. Evet. Böyle bir mesaj size iletilmiş. Çok çok söylüyorum. Benim de hayatta en çok ettiğim dua basiret. Allah'ım bana basiret ver. Yani bir olayın gerçek mahiyeti nedir? Bir başıma bir sıkıntı geldiği zaman tabii ki benden ötürü ama ben nerede yanlış yaptım? Bunu görebilmeyi güzel istiyorum. Evet, en kıymetli bence lütuf Allah'ın insana verdiği tabii sağlık, huzur. Bunları da düşündükten basiret. Sonra basiret. Peygamberimiz de şöyleymişti o da. Allah'ım bana hadiselerin aslını, gerçek mahiyetini öğret ve göster. Evet. Ki ders alayım. İşte ona basiret deniyor. Allah basirdir. Görendir ama gözüyle gören değil, her şeyin, olayın gerçek sebebini, perde arkasını. Öyledir, doğru. Evet. Filmlerinizde baba her zaman ön planda güzel olan şeyleri gösteriyorsunuz. Mesela 2 gün önce olumsuz bir şey çekildi ama onu bile güzel bir şekilde çektik. Yani bir yaralama olsun, bir silahla vurma olsun, kan kesinlikle yok, şiddet yok. En fazla yüzdeki acı ifadesi. Evet, aynen. En detay olarak. Siz de zaten güzel seviyorsunuz yani. Her şeyin en güzelini seviyorsunuz. Fıtratınız gereği. Peki hayatta neyin güzelini ararsınız? Ya insan olmanın güzelliğini arıyorum. Herkesin tebessüm etsin, sevgi içinde, yardım içinde, gülsün. Gözüme derken mutluluk yani. Yani ben olsam öbür olmadığı zaman olmuyor zaten. Bana geçmiyor. Şimdi orada bir tanesi hüzünlü görüyorum. Zaten sette görüyoruz. Hep tebessüm edin diyorum. Ya diyorum yalancık dost. Beni etkileniyorum diyorum. Ya. Acaba bir şey mi var onun o suratı? Tabii bütün toplum olarak dünyada tabii gülme ağlamak da temennim o zaten. Daha çok tebessüm, mutluluk. Zaten filmlerim onu anlatıyor. İnanç. Tabii inançtan kaynaklı. Yani Allah bir de şurada diyor bak. Bizim bir şey değil. Dünyadaki mutluluk, ahiretteki mutluluk benim elimde diyor. Bitti. Dünyada mutlu olmak istiyorsak Allah'ı memnun edelim. Onu memnun edecek şeyler yapalım. O zaman mutluluk verecek bize. Zaten ahiretinde olacak. Evet. Eğer sen Allah'ı mutlu etmeyecek şeyler mutsuzsun. O zaman sakinleştiriciyle veyahut da içeceklerle, içkilerle rahatlamaya çalışıyor. Unutmaya çalışıyor. Sıkıntılarını. O da geçicidir. Ama Allah sana mutlu verirse hiç bunlara gerek yok. Ama ona da kulluk yapmasını bileceksin işte. Ayetlerdeki. İyi insan olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Çalışkan olacaksın. Tembellere verir mi mutluluk ya? Tembel. İyi biçip yatma. Paraya ihtiyacım yok. Git fakire ver. Fukara devlete ver. Ananın babanın sırtından geçinme. Tüfeğli. Tüfeğli demek başkası sırtından geçin. Çalış. Övün. Çalışan insan övünürdür. Tembel. Acınma. Evet. Bunlardan bir kurtulsa ülkemiz imparator olacak inşallah. Biz de bunun için varız zaten. İşte toplumun gülmesini, mutlu olmasını, tebessüm etmesini katkı yapmaya çalışıyorum filmlerimle. Bundan daha güzel ne olabilir? Aşk buradan da oluyor işte. Evet. Yani kazandıklarımı, şey yaptıklarımı Allah yolunda tebliğ yapmak istemiştim. Görsel, sanat, aynel yakın zaten görüntüdür. Evet. İlmeğen yakın kitap okumadır. Kitap
Hakkari'de, şu anda Hakkari'de konuşuyoruz ikimiz. Karşılıklı. Temas halindeyiz. Yani. Evet. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin sürekli güzel söz duymak istiyor baba. Kendi belki güzel sözü çok fazla ağzından çıkmasa da ama kendisine güzel söz söylenmesinden evet. Onur oluyor. Yaratılmışın şey o. Bunun önemiyle ilgili düşünceleriniz nedir? Sürekli insan güzel söz duymak istiyor. Sürekli ama sürekli insan güzel şeyler yapmıyor. Ama duymak istediği ben şeyler güzel tabii. Sözler. Ben sürekli güzel şeyler yapıyorum. Yapmayanlar için baba yani bunun... O zaten alışkındır, o duymasa da olur. Onun böyle bir derdi yok. Önce kendi yapıyorsa zaten istemez. Ama güzel hareket, güzel şeyler yapıyorsa tabii farklı bakıyor hayata. Karşındakilerden farklı muamele görüyorsun. O zaman üzülebiliyor işte yani. Tanıyamadıkları için, onun sevgisini alamadığı için, evet. Centilmenliklerini yapamadıkları için. Yani o zaten öyle bir şey derdi yoksa, yapmıyorsa zaten beklentisi olmaz. Beklenti sana bağlı ya. Sen ne hissediyorsun, beklentin odur. Sen kötü ol, herhangi centilmenliğin yok, herhangi merhametin yok, sana merhamet yok, olmaz o. Ayette zaten merhamet etmeyene, sen birilerine merhamet etmiyorsan, Allah merhamet etmez. Allah merhamet, o zaman sen merhamet, Allah da sana merhamet eder. Düşün bakalım ne kadar büyük bir feyiz, keyif alırsın. Seni seviyor artık. Evet. Seni seviyor. Merhametin içindesin. Rahmetin içindesin. Evet. Güzel söz deyince tabii Peygamber Efendimiz her şeyden önce benim aklıma geliyor baba. Çünkü Peygamber Efendimiz hadislerinde hiç kimsesine, kim çevresinde kimseye kötü bir söz söylediği, onun kalbini kırdığını hiç okumadım. Hatta şakalarında bile insanları düşündürdükten sonra güldürdüğü. Evet. Ya aslında... Aslında da söylüyor yani. Ya gerçek bir şey söylüyor. Hikaye söylüyor. Yaşlı bir kadın geliyor örneğin. Ya Resulallah ben cennete girebilir miyim diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki yaşlılar cennete giremez. Yani kadına ağlamaya başlıyor. Nasıl olur diyor ya ben nerede hata yapıyorum, ikaz edin gibi. Sonra diyor ki yaşlı halinle olmayacak diyor. Girersen genç halinle böyle yaşlı paçlı olmayacak. Daha diri, daha farklı bir yaratılış. Aynen, da dinamik. Şakanın içinde aslında yine bir güzellik var. Latife. Yani kırıcı bile olsa o an daha sonra düşündüğü zaman evet diyor yani farklı bir şey. Bu aslında benimle ilgisi değil, genel bir ifade. Böyle şeyler psikologlar da baba bir rahatsızlık gördüğü zaman hastalarında güzel sözle başlıyorlar tedavi etmeye. Yani en bozuk hastayı bile ya sen çok kötü durumdasın asla demiyorlar. Ben de hani gittiğim geldiğim yerlerde ve okuduğum yerlerde çok fazla da öyle kitap okuduk onlarla ilgili. Yani hep güzellikle yani güzel sözün buradaki bir anahtarı bir tılsım görevini görüyor. Yani bir şey bir kapıyı açıyor. Kur'an'da da sözün güzelini söyle emri var. Evet. Sen diyor güzel ol, güzel söylemeseydin, güzel hareket etme, hepsi dağılır giderdi diyor. Sana kimse itaat etmez, dinlemez, ayet var öyle. Ben yalnız genel kültürüne göre yapıyorum. Mesela bir insan takıntıları varsa farklı bakıyorum. Bir de bir insan zulmediyorsa onlara farklı bakıyorum. Evet. O farklı, zulmetmiş, yalan söylüyor. Farklı ama herkese bir insanın takıntıları var, masum. Ona çok güzel şeyler yapıyorum, yardımcı oluyorum her türlü. Ona bir şey vermeye çalışıyorum. Çünkü ondan kurtulması gerekiyor. Hoş görüyorum. Yani onun yani şey değil ya. Hoşgörüyle bakıyorum ondan sonra. Evet. Ama bir de ego gibi, kibir gibi kalkıp başkalarına bilmem. O zaman onu indirmeye çalışıyorum orada. Onu indirmeye çalışıyorum. Böyle bir dengem var. Tanıdığım veya gördüğüm insanlara karşı ama sokaktakini bilmem yani. Filmlerde onu anlatıyorum zaten. Filmde toplam yıkama. Toplam banyo. 1 milyon insan, 1 milyon banyoya giriyor işte. Hamama girip tıkanıp çıkıyorlar filmlerle. Etkilenmez mi insan ya? Yeter ki seyretsin. Mümkün evet. Değil. İşte. İnşallah 3 film geliyor baba yani. Birkaç ay sonra seyircilerimizin huzuruna sunulacak. Tabii, süper filmler ya. Eminim birkaçer defa izlemekte mutlu olacak insanlar. Bir de şimdi bir seneye yakın aşağı yok. Akit'te program yapıyoruz. Tabii
döndürüp duruyoruz aynı filmleri tabii. Yok işte şimdi bundan sonra hazinemize çoğalacak. İnşallah. 10 film, 20 film, 30 film. Gene buradan da söyleyeyim. İnşallah hedefim her yıl 4 film, 10 yılda 40 film çekeceğiz. Tabii bu her yıl 4 değil, 10 filmdi ama bu baba yiğitlere ve evet. işbirliğine bağlı. Belki dışarıdan bize şey gelir, deriz ki tamam sizin için de film yapalım, onun olsun o filmde. Baba ben yapma, o yapma fark etmiyor. Sen de bunu işletmesini yap, yardımcı olalım veya sponsor olalım. Bu şimdi kendi imkanlarımı Allah evet. bir keder şey vermezse, sağlığımız da yerindeyse, aklımız da yerindeyse her yıl 4 film, sinema filmi biliyoruz. Hepsi i̇nşallah. Profesyonel. Hayırlısı hepsi inşallah. İnşallah. Buradaki sohbetlerinizin tamamının diyorum baba ben, özetini şu çektiğiniz filmlerde karakterler sadece sözle değil yaşayarak gösterecekler. Bunları seyircilerimiz, evet. bu sinema Aynel Ekin programlarını filmlerin içinde karakterler Mehmet, Hasan, Ali yani bu karakterlerde görecekler. Onların yaşantılarıyla, aksiyonlarıyla, dramlarıyla ağlayarak icabında o sözlerinizin filmdeki artık çok da fazla ipucu vermeyeyim. Filmde geçen versiyonlarını duyacaklar. Müziklerle, batı müziğiyle, işte orkestral müziklerle. Çok güzel müzikler koyuyoruz. Evet. Zaten şimdi bütün post dedikleri, yani film burada giriyor, buradan çıkıyor yani. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kurduk yukarıda buna post. Evet. Daha evvelden biz filmleri burada kurduk. Başka yerlerde post işte oradan oraya aktarıyorduk, renk veriyorduk, ses veriyorduk. Şimdi öyle hepsi burada çıkıyor. Bu sistem şimdi kuruluyor işte bir aydır. Evet. 20 gündür hatta. Hatta 7'de 1 artı sistem var. Buna Dolby 5.1 diyorlar. Bu şimdi 7'si çıkmış Avrupa'da. Onu sipariş verdim. Türkiye'de ilk defa biz alıyoruz onları. Ama burada sinemalarda o sistem daha yok ama ben onu getiriyorum ya. Yani. 7 artı 1, 7 artı 1, 4. Evet. Zaten sinema artık herkesin kendi evi, kendi sineması oluyor. Film izlemekten evet, ona göre lezzet alan bir evet. insan. Kendi evine, kendi sinemasını kuruyor televizyonda, evet. hoparlörde. Tabii öyle yani. Tabii evet. Keyfine. Kendi mahremiyeti oluyor, kendi evet. özgürlüğü oluyor. Tabii. Işıklarını istediği gibi ayarlıyor, konforunu ayarlıyor. Yani sinemanın da geleceğini biraz daha bireysellikte görüyorum ben baba. Öyle yani, zaten şimdi. Evet, öyle şu pandemi yani. Sürecinde özellikle evet, bunu da tabii. iyice anlamış olduk. Yani bu filmleri evlerinde aileleriyle beşer kişi. Yaşasın kişi. Benim güzel vatandaşlarım, seyircilerimiz. Milli kardeşlerim, ümmi kardeşlerim, Mehmet Taresen hem millidir, milliyetçiliği hem de ümmetçidir. Türk'üm ve Müslümanım. Ne mutlu bu iki felsefede olanlara. Bir tarafta değilim ben. Hem milletimi biliyorum, hem peygamberimi, dinimi, diyanetimi, Kur'an'ıma. Bununla yükseleceğim. Buna derler iki kanat. Evet. Hem dünya hem ahiret. Hem milli hem dini. Elhamdülillah. Evet. Bitti mi? Yok estağfurullah baba. Siz ne zaman derseniz. Muammer Bey bakıyor da. Hayır. Siz ne zaman takdir ederseniz o yok, zaman yok bitecek. Yok şey ya. Bir saatlik program yapıyoruz işte. Evet. Kaç dakika var? Bir dakika. Bir dakika varmış Tarık. Biz o bir dakikayı 10 dakika yaparız. Ya, neyse işte. Daha çok programlar yapacağız. Merak etmeyin biz burada. Ama şu da bir gerçek. Benim çevremden çok seyredenler var. Köylerde duyuyorum. İş adamı var mesela duyuyorum. Başka iş adamları. Elhamdülillah. Böyle büyüyor ya. Seyirci böyle bir kitle oluşuyor. Çünkü şu var. Seyrediyorlar programı. Güzel bir şey. Kültür, sanat, vatan millet. Zaten onu anlatıyoruz. Modern dünyanın güzelliklerini anlatıyoruz. Evet. Çalışın diyoruz. Yalan söyleme. Bu hepimizin değerleri yani. Evet. Yalancı adam bile kendine yalan söylemesini istemez. Bunun ben çıkış yolunu biliyorum baba. Bu programların. Çünkü bu düşüncelerinizi bir insan farklı bir düşüncesi, güzel bir düşüncesi olursa yani geçmişten, tarihten, filozoflar olsun, alimler olsun veya sıradan insanlar, şairler bunu insanlarla paylaşmak istiyorlar, öyle arzu ediyorlar. Siz de bunu 3-4 kitap halinde bunu hazırladınız, bunu basıma sunalım. Onun... O da geliyor tabii, evet. özlü sözlerden. Bu da bu televizyon programları, onlar da kitaplaştıracak tabii. Bir söz var ya baba, zamanı okumak diye. Zamanı da okuduğunuz vakit şunu gördünüz, fark ettiniz. Bir kitabı kaç kişi okuyacak? En fazla 100.000 kişi okuyacak. O da çok büyük başarı. Tabii çok büyük başarı. Yani bu programı bir yayında 100.000 kişiye ulaştırabilmek çok büyük başarı değil. Normal bir başarı.
Ve bunu fark ettiğiniz zaman, hani zamanı okuyan bir insan olarak bu yolu tercih ettiniz. Şu an düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Tarık sosyal medyada YouTube, Facebook, Insta ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bir de benim sohbetlerim var. 70 milyona dayandık. Maşallah. Abi belgeler var orada. Takip ediyorum ben günlük. Günlük 100 bin civarında yani bizim şeyler. Evet. 80, bazen yükseliyor. Havanın durumuna bağlı böyle. Elhamdülillah böyle bir şey var. İlle takipçi olma değil. Adam seyrediyor ama takip koymuyor. Hep herhalde her gün program yayınlansın diye. Neyse ben de bu 70 milyon mutluyum yani. Orada elimde belgeler var. Evet. Belge değil mi? Yani orada YouTube'dan takip ediyorsun seyirciyi. Şunu. Facebook'tan takip ediyorsun. Instagram'dan o tam o görüntü yok orada. Ama orada da vardır yani. Bilmiyorum. Bir de biz tabii bunları reklam yapıyoruz. Reklama çoğaltıyorum. Evet, hep reklam veriyorum. Tabii tanıtıyorum. Kimisi artı bir iki dakika mı seyreder, kimisi tamamını mı seyreder bilmiyorum ama tıklama şekli o. 70 milyon. Evet. Maşallah. Güzel bir şey elhamdülillah. Boş durmuyoruz yani. Televizyonda ne kadar oldu onu bilmiyorum. Orada ne kadar kişi seyredi onların ölçeklerini bilmiyorum ama umut ediyorum çok üstündedir yani. İnşallah akide de Allah güç kuvvet versin. Daha çok ulusallara açılsın. Bazı şeylerde göremiyoruz tabii ekonomik nedenle. Dijitürk'te yok. Başka yerlerde göremiyorum. Ama bunlar tabii yavaş yavaş. Bunlar sıfırdan gelme bir firma. Cuma dergisinde başladılar diyorlar. Yok bir şeyle başladılar. Ne diyorlar? Alıp satan inşaat şeyler. 100 metrekare 80'de Cuma dergisi. Şu anda gazete, televizyon. Büyük başarı. Sonra modern binalara taşındılar. 3-5 sene sonra uçacaklarına inanıyorum ben yani. Bunlar geçecek yani. Sıkıntılar da bitecek. Bazı sıkıntılar var. Bitecek ama gene ne kadar hayırlı bir kanal ki işbirliği yapıyoruz. Evet. Karşılıklı dostane Allah rızası için işbirliği yapıyoruz. Benim bir şey Allah rızası. Hemen tanesi. Ama benim yaşantım budur. Ama görüşlerim Allah'tır. Modern böyle öyle beni ilgilendirmiyor. Kim nasıl? Tarzım benim şeffaf şey giymek, canlı kanlı şeyleri seviyorum. Böyle doğa şeyleri, çiçekler biliyorum. Hayat, burada her taraf çiçek görüyoruz, bahçe her taraf çiçek. Maşallah. Tarz meselesi mi? Allah ne güzel yaratmış, evet. Ne güzel söz söylemiş, Kur'an ne güzel olmuş, Allah'ın ayetleri, bunları okumak ne güzel. Bunları anlatan işleri izlemek ne güzel, değil mi baba? Elhamdülillah. Bugün hangi filmi düşündünüz baba? Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Keman Ağıtları eski filmlerde seyret, hep yeni filmleri seyrettiriyor. Eski filmleri söyleyelim eski. Sen söyle onları. Evet. Sürgün falan olsun. Sürgün. Sürgün olsun baba. Sürgün. Tekrar. Yani tabii ki seyircilerimiz yani ben 5 kere istedim bilmiyorum yani. Biz onu çekerken montaj yapar binlerce yapıyoruz. Alternatif film varsa seyredin başka filmleri. Ama bunlar güzel filmler. Bir idealizm anlatıyor, sabrı anlatıyor. Bir öğretmenliğin fedakarlığı. Evet. O yıllar öyleymiş ama. 70'li 80 sürgünden sürgüne gidermiş inançlı öğretmenler, inançlı insanlar. Şimdi tabii farklı bir yol. Şimdi inanç zayıflamış. Her şey var ama inanç zayıflığı var. Rant çıktı. Yani rant nereden nasıl hep. Ben çıkar ilişkileri neyse o fedakarlık fedakar bir öğretmenin mücadelesini aldı. Nasıl fedakarlık yapmış? Teknik olarak da daha önce de söyledim baba tekrar hatırlatmak isterim. 1991'in şartlarına göre teknik olarak film çekim teknikleri, kurgusu, sesleri, müziği, senaryosu, karakterlerin dramaturjisi, oyunculuğu ben kusursuz görüyorum maşallah. Yani illa kusur vardır. Ben kendi görüşüm. Ve yurt dışından, İtalya'dan, Amerika'dan ödüller aldı. Taşkent'ten. İyi festivallerden, bağımsız film festivallerinden, Taşkent'ten, Özbekistan'dan aldı. Yani seyircilerimizin, özellikle izlemeyenlerin bu düşünceyle, dikkatle izleyebilmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü 1991 yapımı filmi. Evet. O yıllarda Türkiye şartlarında Hollywood standartlarını bir film olduğunu düşünüyorum. İnşallah insanlarımız, seyircilerimiz istifade ederler. Seyircilerine sunuyoruz. Hoşça kalın.
Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Akin programı burada sona eriyor. Birazdan Sürgün 1991 yapımı, babam Mehmet Tanrısever'in yönettiği ilk film, bol ödüllüdür ve bol içerik, mesaj içeriği olan, düşüncesi, güzelliği, sanatı olan bir filmdir. İzlemenizi öneriyoruz. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar.